başladığı günden itibaren tartışmalarla gündeme gelen plan bütçe görüşmelerinde bu defa dev projeler öne çıktı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yolları böldük, insanları birleştirdik dedi. Projelerin son durumunu anlattı. Yaptığımız çalışmalarla insanımızın yaşamına dokunduk. Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Büyük İstanbul Tüneli. Plan Bütçe Komisyonu'na bu defa kavgalar, tartışmalar değil, dev projeler damgasını vurdu. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan çılgın proje diyerek tanıtmıştı Kanal İstanbul'u. Son günlerde güzergah değişikliğiyle gündemdeydi. Bakan Yıldırım tartışmalara açıklık getirdi. Güzergahla ilgili detaylı çalışmaları henüz tamamlamadık. Silivri'ye yapacağız da demedik yani. Başta Boğazı üçüncü köprü olmak üzere devam eden otoyol çalışmalarını da anlattı. Yavuz Sultan Selim e, Köprüsü'nün e, Avrupa yakasında ve Asya yakasında devam eden 95 kilometre ana gövde 215 kilometreyi bulan e, bir yol e, sene içerisinde tamamlanmış olacak. Dünyanın en derin tüneli olacak Avrasya tüneli bu yıl sonunda açılacak. Bakan Yıldırım 3 katlı olacak Büyük İstanbul tünelinin de önemini anlattı. Bunda hepsi bir arada 3 katlı bir tünel 17.6 metre çapında dünyada bugüne kadar bu çapta yapılmış ilk geçiş olacak.